Merhaba arkadaşlar, root derslerinin ikincisine hoş geldiniz. Önceki dersimizde root hakkında genel bilgiler vermeye çalışmıştım. Root nedir, rootla neler yapılabilir gibi. Bugünkü dersimizde de root.sir.ch adresinde, yani root'un resmi web sitesinde kısa bir gezinti yapacağız. Dilerseniz başlayalım. Şimdi root ana sayfasına girelim. root.sir.ch. Sayfaya şöyle bir baktığımızda üstte bir arama kutumuz var. Burada detaylı menüler var. Bir çubuk halinde. Şu kısımda da en sık kullanılan bölümlerine sitenin olan büyük linkler var. Biraz aşağı indiğimizde What's New bölümü. Burada root yazılımı hakkında ne gibi yenilikler var, onunla ilgili bilgiler. Onun hemen altında Recent Blog Posts. Yani root'un kendi blogundaki son çıkan yazılar. Bunlara bakacağız birazdan. Root'un Twitter sayfasında bir link var. Twitter'da da bazı bilgiler oluyor root hakkında. Ondan sonra da sayfanın geniş kısmı, yani root'la ilgili biraz daha genişletilmiş haberler bölümü. Şöyle bakarsak en yeni haberler nelermiş. En son yanılmıyorsam Mart veya Mayıs ayında root'un yeni versiyonu çıktı, yani 6.0. Ondan sonra onun anonsu. Ve bu da yakın zamanda çıkan bir en son haber olarak root'un bu 6.0 versiyonu hakkındaki için yapılan 6. ayda çıkmış Haziran'da. İlk patch. Patch nedir? Patch yama demek. Yani yazılımınızda bir sıkıntı tespit ettiğinizde, bir değişiklik yaptığınızda daha ziyade bug'ları, yani yazılım hatalarını düzeltmek için yaptığınız değişikliklerde bütün yazılımı baştan sona hazırlayıp yeni bir versiyon olarak ortaya koymak biraz şey olabilir, sıkıntılı olabilir bazı durumlarda. Bu durumda patch hazırlayıp sunmak daha şeydir, daha rahattır. Patch çünkü sadece o ufak değişiklikleri içerir. Patch'i indirip uyguladığınızda, yani yama yaptığınızda elinizdeki yazılıma tamamen en son haline getirmiş olursunuz. Şöyle aşağıya baktığımızda diğer haberler. Root mesela artık Git denilen popüler yazılım depolama versiyon kontrol sistemine geçmiş. Bir root workshop'ı yapılmış 11-14 Mart'ta. Onunla ilgili bilgiler ve bu şekilde sürüyor. Şimdi şöyle yukarıdan bir başlayalım. Arama kutumuzdan. Mesela burada bir histogram diye girelim. Histogram kelimesi içeren histogramla ilgili root sitesindeki web sayfalarına olan bağlantılar ve o sayfalarda histogram geçen bölümlerin kısa birer alıntıları var burada. Ben kendim için hani bu root sitesindeki arama özelliğini hemen hemen hiç kullanmadım. Çünkü bu sayfalar Google'dan da rahatlıkla bulunabildiği için en çok Google kullanıyorum ben. Şimdi şuradaki en sık kullanılan 3 tane bağlantıya biraz göz atalım. Önce screenshotlar, yani root çalışırken alınmış olan ekran görüntüleri. Buradan root'un hani neler yapabileceği hakkında çok hızlıca bir bilgi edinebiliyoruz. Bir oraya bakalım. Resim galerileri. Burada 4, 5, 6, 7 tane kategori var. Advanced GUI. Bir önceki derste çok kısaca bahsetmiştim. Root ile GUI dediğimiz, yani Graphical User Interface, grafikli kullanıcı arayüzleri yapılabiliyor. Yani root'ta yazdığınız bir program için böyle pencereli, hani Windows veya Mac veya Linux için pencere içinden çalışan uygulamalar yazmak mümkün. Onunla ilgili bir takım örnekler var burada. Mesela şu iki Go 4 GUI'si denilen bir program. Go 4 programı ne iş yaptığını ben bilmiyorum. Fakat şey, oldukça detaylı
bir şekilde root aracılığıyla bir kullanıcı arayüzü oluşturulabildiğini görüyoruz buradan. Yani çeşitli seçenekler girmek için bir şeyi var. Küçük bir ekranı var burada. Dosya açıp kaydetme imkanları var. Ve yine programın içinden grafikler oluştu. Görüntüleme imkanı varmış. Bir sonrakine bakalım. Root Object Browser. Yani root nesneleri için bir gezgin. Bu hem mesela Windows Explorer, Windows gezgini gibi veya Mac'teki Finder gibi özelliklere sahip olan bir browser. Yani dosya sisteminizde gezebiliyorsunuz. Burada görüntülenenler, şu listedeki ağaç yapısındaki görüntülenenler doğrudan dosya sistemi. Fakat buna artı olarak bu Object Browser'da root dosyalar açabiliyorsunuz. O dosyaların içindeki bir takım nesneleri görüntüleyebiliyorsunuz ve değişiklikler de yapabiliyorsunuz etkileşimli olarak. Bu açıdan oldukça yararlı. Çalıştırması çok kolay. Doğrudan hazır olarak geliyor root paketin içinde. Ve tek bir root'u başlattıktan sonra tek bir komutla bunu çalıştırabiliyorsunuz. Bir sonrakine bakalım. Yine root browser. Fakat yapabildiği bir şey daha varmış. Onu gösteriyor bize. Burada root browser'ın içinden şöyle dosya sisteminde olan benchmarks.c denen bir kaynak dosyası, bir root makrosunu açmış ve edit ediyor, düzenleme yapıyor. Bu da mümkünmüş, yani root browser içerisinden editör olarak root browser kullanmak da mümkünmüş. Bir sonraki örnek hemen şurası olacak. Yani dosya sisteminde bulunan fillrandom.root isimli bir dosya açılmış root browser'ın içinden. Bu bir root dosyası. Yani root'un kendi veri tabanı dosyası. Root'un çeşitli class'larını ve her türlü, yani C++ class'ını depolayabildiği dosya biçimi bu. Doğrudan bu root browser'ın içinden açılabilmiş. Farklı farklı markerlar kullanırız. Bunlar için datada ve hayır, o nokta doğru değil. Ve bu noktada parametre için bir dışlama yüzeyi veya çizgisi veya eğrisi oluşturulabilir. Onların belirtilmesi. Yani aradığım şey şuranın dışında diye bir sonuç. Proton ile ilgili sanıyorum tesir kesiti bunlar. X kütlesi grafikleri. Pentakl örneği. Bayağı bir galaksiye benzeyen bir şey. Evet, M51 bu bir galaksi olmalı. Galaksinin belki de gelen ölçülmüş ışıması ile ilgili bir grafik görüntü. Güneşle ilgili bir görüntü var. Güneş lekeleri olabilir. Bunlar birkaç örnek veri analizi ve yapılabilecek ve yapılmış, yani gerçek şeylere benziyor bunlar. Yayınlanmış sonuçlara. Özür dilerim. İlginç bir kısım direktör örnekleri. Root 3 boyutlu root kullanarak 3 boyutlu nesneler ifade edilebiliyor, tanımlanabiliyor ve çizilebiliyor, sonuç olarak grafiğe dökülebiliyor. Burada pek çok farklı, bir sürü farklı dedektör için, o dedektörlerin bazısı tamamını, bazısı da belli bölümleri sanıyorum. Yok, hepsi tamamı galiba. Çizimleri var. CMS, D0, Tevatron'dan, CDF, D0'ın kardeşi, efendim Bell, Japonya'dan, Babar, Amerika'dan, Atlas, EMS, Uzay'dan, Alice, farklı deneylerin direktör çizimleri bunlar, 3 boyutlu olarak. Sonrakine bakalım. Dedektör çizimlerinin ikinci bir kullanımı, olay görüntüleme ve bunun root uygulamaları. Olay görüntüleme şu anlama geliyor. Dedektör içinde gerçekleştiği simüle edilmiş veya gerçekten gerçekleşmiş fizik olayları, çarpışma olaylarının dedektörle birlikte görüntülenmesi, dedektör içerisinde görüntülenmesi. Yani bu olaylardan çeşitli parçacıklar çıkmıştır, çıkabilir. Bunlar hangi dedektörün neresinden geçecek? Bir manyetik alan varsa nasıl bir sapma
görecek bu parçacıklar eğer yüklüyse. Bunların dedektörlerle birlikte görüntülenmesi. Oldukça da yararlı bir şey, özellik. Burada örneklerini görüyoruz çeşitli. Şurada 3 boyutlu olarak görüntülenmeleri var. Alice deneyi içinmiş. Bir LED kurşun kurşun çarpışması olayı. Ondan sonra bu da kalorimetre için. 2 boyutlu bir grafik. R'ye karşılık phi grafiği. Yani yarı çap mesafe çarpışma noktasından ona karşılık azimut açısı grafiği. 3 boyutlusu da varmış burada. Şeylerde aktif kalorimetre dedektör elemanlarında içinden geçen yüklü parçacıkların bıraktığı enerji miktarları sanıyorum burada görüntülen. Ve bir sonraki Higgs plots. Yani Higgs keşfiyle ilgili Higgs'in ölçümsel özelliklerini gösteren pek çok grafik. Hepsi RUT'ta oluşturulmuş. Tamamı bunların resmi ve gerçek grafikler. Şöyle ilk 10 tanesi Atlas deneyinden. Sonraki 10 tanesi CMS deneyinden. Ve sonuncusu da RUT logoları. Bir şekilde RUT logosu ihtiyacınız olursa benim oldu. Çünkü RUT hakkında bir eğitim hazırlıyorum şu an. İzliyorsunuz. Oralarda, o tür ortamlarda kullanmak için resmi ve kaliteli resim dosyaları. Şimdi ana ekrana geri döndük. Buna sonradan bir sonraki dersimizde bakacağız. Çünkü bir sonraki dersimizde root kurulumunu anlatacağım. Download edeceğiz önce, dolayısıyla kurmadan önce. Şimdi üçüncü önemli kısım root ana sayfasındaki documentation elbette. Yani root ile ilgili bilgiler. Oraya girelim. Şöyle. Bir grafiğimiz var. RootFit, Discovering Root to the Graphics, Root'un yapabilecekleri ve genel mimarisiyle ilgili neden burada olduğunu çok da iyi anlamadığım bir grafik. Root'un bileşenleri sanırım. Yani RootFit'te gitmek, bakmak isterseniz buradan geçiş. Beni şu an en çok ilgilendiren bizi şu linkler. Yani 5 tane link var. 1. User Guide. Yani kullanıcı rehberi. Ondan sonra genel anlatımlar, kavramlar bulunuyor. Eğitici materyaller. İkincisi reference guide. Yani referans alacağımız bilgiler var. Referans olarak ihtiyacımız olacak olan bilgiler var burada. Yani belli root class'larının efendim hangi metotları var, hangi değişkenleri var. Tutorial'lar bunlar. Örnek root makroları, dosyalar halinde belli işler yapıyor bunlar. Bunları inceleyerek, çalıştırarak root hakkında pek çok şey öğrenebiliyorsunuz. How to'lar, şu işi nasıl yaparım, şu dosyayı nasıl açarım, onun içinden efendim ötekine bir şeyi nasıl aktarırım ve pek çok örnek burada how to'lar. Ve FAQ'lar, yani insanların aklına en sık gelen sorular ve cevapları burada. İlk olarak User Guide'dan başlayalım. Şöyle, çeşitli menüler ve guide'lar var diyor. Root User Guide, genel. Root Primer burada, ilk derste bahsettiğim. Ben bu primeri takip etmeye çalışacağım en çok. Daha sonra da şöyle, root'un içinde biraz kendine has bütünlüğü olan bir takım yazılımlar var. T-Spectrum, ne olduğunu bilmiyorum bunun, hiç kullanmadım. Minuit 2 bu fit yazılımıdır. Datayı vereceğiniz bir fonksiyona fit eder root. Ondan sonra onunla ilgili tüm bilgiler. HTTP server web sunucusu da varmış root'un içerisinde, harika. RootFit, bilmiyorum ne olduğunu, hiç kullanmadım. TMVA biraz önemli. Multivariate analysis ile ilgili root yazılım bütünü. Onun da kendi menüolu varmış. Şöyle aşağıya doğru. O linkler zaten buraya doğrudan verilmiş. Aynı sayfada. Şöyle User Guide'dan bir bakalım. User Guide Markdown formattaymış. Efendim ve fakat pek çok başka formatta da
mümkünmüş erişim. EPUB bile varmış işlerinde. Yani Kindle gibi bir şeyiniz varsa, e-book okuyucunuz varmışsa, elektronik okuyucu. Oradan indirip doğrudan içine yükleyebilmeniz mümkün. Şimdi biz User Guide'a bir bakacağız şu an. Çeşitli seçenekler var. Bir Development Trunk 6.0. Bu en son çıkan root versiyonu. Henüz biraz yeni olduğu için ben bütün yeni olduğu için ve daha önceki versiyonlarla uyumluluğu yine yüksek olduğu için her root versiyonda buna dikkat edilmeye çalışılıyor. Çünkü yeni bir versiyona atlandığında bir fizikçinin yaptığı çalışmanın yazdığı bir kodun artık çalışamaz hale gelmemesi lazım. O çok şey tepki uyandırabiliyor çünkü. Ondan sonra ben şu an bu Pro version üzerinden hareket edeceğim. 5.34. Hadi oraya bir bakalım. Root User Guide 5.34 versiyonu. Şimdi 28 bölüm halinde root hakkında bir rehber. İlk başta bu gördüklerimizin tamamı PDF bağlantıları. Şöyle ekranın en altında da bağlantının işaret ettiği URL'i görüyoruz. Şu anki mesela input-output.pdf'ymiş. Şu an çok pratik olmayacak benim için açması. Aşağıda HTML formatında şeyleri var çünkü bunların. Oradan bakabiliriz. Çok rastgele bir tane seçip atlayalım. Fizik vektörleri. 17. bölüm. Şöyle giriyoruz. Nasıl kullanılır, ne iş yapar, bununla ilgili genel bir rehber sayfası. T-Vector Tree, bu bir T ile başlıyor ismi, root'a ait bir class. Ondan sonra 3 bileşenli bir vektör ifade ediyormuş. Ve vektörün konvansiyonları hangi açı, hangi eksenle yapılıyor ve diğer bilgiler perpendikülermiş. X ile Y arası için iz düşümü sanıyorum. Magnitude nasıl hesaplanıyormuş? Bununla ilgili bilgiler. Bunlar bu class nasıl tanımlanırmış? Ve diğer örnekler. Ayrıca sıkça kullanılan bazı metotlarını göstermiş. Mach2 vektörün büyüklüğünün karesiymiş. Theta polar açı, cos theta, theta'nın kosinüsü, phi azimüt açısı, transvers bileşen perpendicular metoduyla anıyormuş, karesi de mümkünmüş. Tamamını root size hesaplayıp veriyor. Efendim, yine örnekler, vektör, birden fazla vektör nesnesi varsa elinizin altında, onlarla doğrudan işlemler yapabiliyorsunuz. Mesela, V3 vektörün eksi V1 olsun diyebiliyormuşum. Yani şu eksi ne anlama gelecek, ne işe yarayacak, bu vektör klasında açıklanmış. V1 vektörüm olacakmış, V2 ve V3 vektörlerinin toplamı olacakmış. O şekilde içine bilgi yüklenecekmiş bu işlemin arkasından. Gördüğünüz gibi normal sayılar gibi tüm bu operatörler tanımlanmış. Mantıken ne yapmasını bekliyorsanız onu yapıyor olabilir. Ama yine de kullanacaksanız bu operatörler tam ne yapıyor, ne iş yapıyor diye bir bakmakta da büyük fayda var. Skaler ve vektör çarpımları SV1.V2'ymuş gibi. Şöyle örneklerle güzelce anlatılmış. Geri dönelim. Kullanıcı rehberimiz HTML formatında ve burada da EPUB formatında var. Evet, iPhone ve iPad'e de atılabiliyormuş. EPUB. Desteklenen yazılım varsa. Root Primer. Az önce bahsettiğim. Hızlıca bakalım. Şöyle HTML versiyonundan. Ve başlıkları. Yeni başlayanlar için root, motivasyonumuz, root'un temel özellikleri, hesaplar. Bunlar iki ders sonra başlayacağımız konular. Grafikler, histogramlar, fonksiyonlar, dosya giriş çıkışı. Geri döndük, bir daha döndük.
PMVA, bununkisi PDF'ymiş. Hiçbirinin HTML'si yok mu? HTTP server, menu 2. Bakalım menu 2'ye. Bunun HTML'si var. What M is intended to do, not intended to do. Basic concepts, organization, installation. Sanıyorum root'tan ayrı kurulabiliyor. Evet. Çünkü TMVA için ben o şekilde kullanmıştım. Ayrıyeten kurulabiliyor. Ama root'un içinden de çıkabiliyor. Gelebiliyor root'la birlikte. Unit 2. Bu bir fit şeyi kütüphanesi. User guide. Evet. User guide'a baktık. Bir sonraki bakacağımız reference guide. Şöyle snapshot'lar bakalım, bunda PDF temel şeyi yok. Şöyle 5.34 versiyonumuzun içinden bakalım. Class index, yani root class'ları. Biraz uzun bir listedir. İş yaparken ihtiyacınız olacak. Buradan bulmak sıkıntılı olursa Google'dan bulması da çok zor değil. Özür dilerim. Bir tane örnek bulalım. Mesela TH2F. TH2F. Yani iki boyutlu histogram. İsim T ile başlıyor. Bu bir root class'ı. Ardından H'ye gelmesi bunun bir histogram class'ı olduğunu söylüyor. 2 demek iki boyutlu histogram. F de histogramımız floating point sayılar depolayabiliyor demek. Bakalım. Tipik bir referans sayfası. Bir root class'ı için. Şurada epey faydalı bir küçük kutucuk var. Bize diyor ki bu hangi kütüphane içindeymiş bu class, TH2F, libhist içindeymiş. Peki bunu kullanmak için benim C++ kodumda hangi include satırını yapmam gerekiyormuş? İşte bu. Include TH2.h. Burada şeyler var. Görüntüleme seçenekleri var. Inherit edilen şeyleri, metotları, değişkenleri de göster dediğimde biraz genişliyor ve daralıyor. Bunu şimdi anlatmayayım. Biraz C++ teknik konusu. Doğrudan bu class'ın içerdiği metotlar. Şunlar constructor'lar. Yani class ilk bu class'tan ilk bir hafızada bir histogram nesnesi yarattığımız zaman çalışan fonksiyonların bir listesi. Farklı farklı argümanlarla çağrılıyorlar. Efendim başka neler varmış? Add bin content diye iki tane ayrı şeyleri var. Metotları var. En sık kullanılan tabii ki histogramlarda fill metodudur. Ve tabii ki şu an burada göremiyoruz. Fill diye bir metot yok. Bunun sebebi de şu. Fill metodunu bu TH2F class'ı TH2 denen başka bir class var. Ondan ödünç alıyor veya ondan miras olarak alıyor. Buna inheritance denir. TH2 diye bir class'ta tüm iki boyutlu sizin histogram çeşitlerinizin, çeşnilerinizin ortak olarak kullanacağı şeyleri tanımlarsınız. Ondan sonra ve kullanırsınız daha sonra. Şu an biz TH2F'ye bakıyoruz. TH2'ye bakmıyoruz. O yüzden de burada görüntülenmiyor. Şurada şöyle. İşte o zaman bunlar ortaya çıkacaktı. Efendim etler varmış. Bakın filler de geldi buradalar. Yani histogramımızın içerisine değerleri doldurmaya yarayan, sayıları yüklemeye yarayan metot. Doğrudan TH2'nin içine baksaydık, orada da görecektik aynı şeyleri.
Doğrudan zaten fill diye başlıyor. Şöyle en baştadır. Peki. Bu genel bir root referans sayfası. Bu şekilde, bu şekilde bunu da görmüş olduk. Devam edelim. Documentation. Reference guide gördük. Pardon. Tutorial'lar. Üçüncü seçeneğimiz. Şurada görüyoruz. From rootsys/tutorials. Bu ne demek? Root kuruluysa bilgisayarınızda tüm bu tutorial'lar, yani bu tutorial'lar şeyler, root makroları, doğrudan kod örnekleri doğrudan şu an bilgisayarınızda yüklü olabilir. Eğer root yüklüyse şu konumdalar. Root'un ana dizininin altında tutorials dizininde. Bir tanesine hızlıca bakalım. Physics MISC diye bir tane gördüm. Efendim neymiş? Tutorials'da physics dizini varmış. Onun altında facespace.c. Example to you, example of use of tgen face space. Bu bir class olmalı. T ile başlıyor. Root class'ı. Bakalım içine ne varmış. İşte bunu yapıyor. Bu örnek programın ürettiği grafiği görüyoruz. Şöyle iki değişken görüyorum ben burada. X ve Y diye. Ve arada ciddi bir korelasyon var. Böyle bir şey üretiyormuş. Kodda burada görüyorsunuz. Şöyle void face space diye. Bu bir fonksiyon. C++ fonksiyonu. Efendim. Ve çeşitli işler yapıyor. Şurada Lorentz vektör tanımları. Efendim mesler var 3 tane. Ve devam ediyor. H2 histogram. Tesadüf, az önce baktığımız histogram tipi bu. TH2F. ve bir histogramın nasıl tanımlandığı, nasıl ilk defa yaratıldığını bir örneği görüyoruz burada. Aşağıda bir döngü var. Çeşitli işler yapıyor. Dikeyler görüyorum. Bozunumlar. Lorentz vektörler aracılığıyla. Efendim bakıyoruz. Vektör toplamları var. Yine az önce örneklerini görmüştük. Ve en sonunda bütün işler bittiğinde de histogramı doldurmuş. İçine ürettiği değerleri koymuş. Ve çizdirmiş histogramı. H2 draw. Sonucu da bu çıkmış. Bu tür örnekler var. Şöyle çeşitli sayıda. Doğrudan bu dizini indirmek de mümkünmüş diye görüyorum. Download root and run the tutorials. Root'un download sayfasıymış. Sadece bu tutorial'lar için değil. Devam edelim. How to'lar. Dördüncü durağımız. Şöyle. Getting started. Histograms. Fitting histograms. Farklı konu başlıkları içerisinde bir işi nasıl yaparım? Şöyle histogramlar diye bir girelim önce. Aynı sayfadaymış. Histogram klasları nasıl kullanılır? Histogram dosyaları nasıl birleştirilir? Fit nasıl yapılır? Fit panelle. Bunlar gördüğünüz gibi daha spesifik konular. Yani özel şu işi nasıl yaparım diye. Çok genel işler değil bunlar. Efendim... PostScript interface, input output, write objects to FR. Çok basit bir şey gördüm. Örnek için onu açayım. Şöyle, how to write objects to FR. Efendim, t-file yaratılıyormuş. Bir takım detaylar var. Buffer'lar, stream'lar. Evet. Bu da bir örnekti. Geri dönelim. Ağaçlar. Ağaçtan nasıl okunur? Python ve Ruby diye devam ediyor. Şimdi tekrar documentation'a döndük. How to'lar ve en son FAQ'lar. Sıkça sorulan sorular. Burada doğrudan soruları görüyoruz. How to generate dictionary. Teknik bir konu. How to check is the file is already open. Bir root dosyası hali hazır açık mı diye nasıl bakarım? Ondan sonra find object file name diye groot'tan bir metot çağırarak bakılabiliyormuş. Bu tür örnekler.
Bunların birçoğuna Google'dan erişmek mümkün. İşki yapmanız gereken işi, yapmak istediğiniz işi biraz net bir şekilde ifade edebilirsiniz. Güzel bir search ile hızla erişmeniz mümkün. Documentation kısmı şimdilik bu kadar. Tekrar biz bir ana sayfamıza dönelim. Bir bakalım ne yaptık şimdiye kadar. Genel baktık. Root'un ana sayfası, büyük bölümlerine, geniş bölümlerine. Şu 3 tane ana şeyden bahsettik. Bir kısmını inceledik. Şimdi şurada bir şey, yine çubuk halinde çeşitli menüler var. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. İlki Home. Home doğrudan şu an bulunduğumuz sayfaya bir link. Ondan sonra What's New girelim. Burada yine root hakkındaki yeni neler var, gelişmeler, onlar hakkında bilgiler. Bu ana sayfadaki geniş kısımda verilen bilgilere benziyor. Bir sonraki About, yani root hakkında bilgiler. Efendim, root projesini kimler kurmuş? Root'u geliştiren takım kimler? Şu an kim neyin üzerinde çalışıyormuş? Root hakkında, yani ekip bilgileri. Schedule an event, yani belli bir root'a eklenecek kod ne zaman acaba eklenecek? Bir düzeltme ne zaman yapılacak? Ve eventler, yani bir konferans, bir workshop ne zaman olacak? Ondan sonra burada eski root geliştiricilerine bir saygı sayfası galiba. Root'a katkıda bulunanlar, bize ulaşın. Ondan sonra yasal bir takım meseleler ve project statistics. Haydi root projesinin istatistikli bazı şeylerine bakalım. Özür dilerim. Çok geniş bilgiler. Root. Çoğunlukla C++'da yazılmış. Efendim, oturmuş, olgunlaşmış bir kod tabanı var. Yani çokça kullanılmış, zaman derinliği var, hatalar ayıklanmış vesaire. Sonra şöyle ikinci kutuya bakalım. Root. Burada eski root logosunu görüyoruz. Root 6 ile birlikte logo da değişti. Main language C++. Evet, çoğunlukla C++'da yazılmış. Toplam kodun büyüklüğü 1.500.000'den fazla, 1.662.000 küsür satır. Active contributor, 50 kişi aktif olarak katkıda bulunuyor root'a. Burada başka detaylar da var. Kullanılan programlama dilleri. Root'un %77'si C++'da yazılmış. Bir bölümü C'de ve daha da az başka diller de var. Muhtemelen Fortran'dır. Şu da ilginç. Estimated cost, yani root'un maliyeti, tahmini maliyeti $27 milyon. Şu ana kadar oluşturulmuş olan root kodunu. Root hakkında istatistikler. Neredeydik? Buradan baktık. Project statistics. Screenshotlar. Az önce bakmıştık. Downloadlar. Daha sonra bir sonraki videomuzda. Documentation. Burada birkaç ana sayfadaki documentation bağlantısının gösterdiklerinden birkaç fazlası daha var. Other resources. Ama en önemlilerini az önce tartıştık. Support, root hakkında destek almak için kayıt olunuz diyor. Zaten şurada bir login bağlantısı görüyorum. Ben kayıtlı değilim. Hiçbir zaman ihtiyacım olmadı. Bir bug bildirin. Bug tracker, search, bu search, acaba şu search'la aynı mı? Belki daha şeyli, detaylı bir arama imkanı veriyordur. Evet, arama sayfası, search for, hangi metni arayacakmışım, tamamında, tüm web sitesinde, root.org digest'te, root.org'un olduğuna birazdan geleceğiz, reference guide'da, source files, biraz daha detaylı arama yapılabiliyor. Switch denen bir yazılımla yapılmış bu arama indeksi. Peki, bir sonraki, forum, root.org digest. Digest demek,
Root hakkında tartışmaların yapıldığı bir forum bulunuyor. Şu an gördüğünüz. Soru sorabiliyorsunuz ve başkalarının sorduğu sorulara cevap verebiliyorsunuz. Sizin yaşadığınız bir problem birisi tarafından sorulmuşsa önceden. Onlar da burada zaten web'de bulunuyor. Oldukça faydalı, çok fazla sorunuza cevap bulacağınız bir yer. Tamamen açık, Google bulabiliyor diyeyim. Root Talk Digest'te tam ne olduğunu bilmiyorum. Tahminen belli bir süre içerisinde, evet, 2012 All Articles, yani yapılan bütün Root Talk forumunda yazılmış bütün sorular, cevaplar, her türlü yazının toplamı şuradaymış. All Articles 2012-2011 diye gidiyor. Peki. Ve Developers. Bu menüden gördüklerimiz ve biz ne işe yarıyor? Root kullanarak kod yazıyorsanız, bizler yani, işimize yarayacak bir takım bilgiler. Coding Conventions. Örneğin bir root programında ne gibi konvansiyonlar var? Yani tarz olarak, efendim, isimlendirme olarak değişken isimleri vesaire. Oldukça faydalı bilgiler var. Git ile ilgili bir takım bilgiler. Quality Benchmarking, How to Release. Ben önce şu Coding Conventions'a bir girip bakmak istiyorum. Şöyle. Naming Conventions. Efendim, Naming Conventions, konvansiyonlarda Taligent Rule kuralları uygulanıyor. On edin change we made this to append underscore t. Ne tür bir değişken isimlerimiz nasıl belirlenecek? Taligent kurallarını açıkçası ben de bilmiyorum. Bir ihtimal büyük harfle başlamak gibi olabilir belki. Evet, sanırım benim de çalışmam gereken şeyler var hala. Inline Declaration Order. Bu belki biraz önemli. Kodunuzun içinde C ile birlikte, C'de tanımlı olan değişken tiplerini kullanmayın diyor. Bunlar neler? Int, Long, Float, Double. Niye kullanmayın diyor? Çünkü bu değişkenlerin hafızada kapladığı yer, efendim, 2 byte mı, 4 byte mı, 16 byte mı, 32 bit makinalarda farklı, 64 bit bilgisayarlarda farklı olabilir diyor. Peki farklı olsun, bu beni niye ilgilendiriyor? Şu yüzden biz bilimsel işler yapacağız ve yazdığımız bir kodun hangi bilgisayarda çalışırsa çalışsın aynı sonucu vermesi lazım. Dolayısıyla sizin bir değişkeniniz 32 bit bir kodunuzu 64 bitlik makinede yazdıysanız, değişkenleriniz dolayısıyla uzunsa, hafızada kapladıkları yer, sizin kodunuzun hesaplama hassasiyeti de buna bağlı. Yani o değişkenler için bellekte ayrılan yerin büyüklüğüne. Daha sonra siz belli bir hassasiyette işleminiz gerçekleşti ve sonuçlar buldunuz. Daha sonra aynı kod 32 bit bir makinede çalışırsa, diyelim ki laptopunuz 32 bit ama LX Plus'ta yaptığınız iş veya başka bir yerde yaptığınız iş bilgisayar 64 bitlikti. Siz sonra gelip 32 bitlik makinede yaparsanız aynı işlemleri daha kaba ve daha hatalı sonuçlar alabilirsiniz. En basitinden daha farklı sonuçlar alabilirsiniz. Dolayısıyla burada bir şey var. Dikkat edilmesinde fayda olan bir durum var. Yani long kullanmayın, long t kullanın. Unsigned long yerine ulong t kullanın vesaire diye devam ediyor. rtypes.h içerisinde tanımlanmış bunlar. Şöyle, eğer b64 ise bu şekilde tanımla, değilse başka şekilde tanımla diye. Gibi. Şöyle ana sayfaya geri dönelim. Epey bir dolaştık şeyde, Root'un web sitesinde. Çok az bakmadığımız yer kaldı. Birisi şurası. Yani Recent Blog Post dediği. En son
10 tane falan sanırım yazının başlıkları bunlar. Biz bir şu bloğa gidelim. Neler varmış burada? Burada çeşitli yazılar var. Yani belli öneriler, root'un belli özelliklerini kullanmak için öneriler, şu yöntemle daha kolay yapabilirsin gibi. Neymiş? Saving Canvas Intake. Yani oluşturduğunuz bir grafik, çizdirdiğiniz bir grafiği doğrudan tek dilinde kaydedebilirmişiz. Onunla ilgili bir yazı bu. Ve bu yazılar aynı zamanda da tartışma biçiminde de gidebiliyor. Çünkü altına yorumda bırakılabiliyor. Şöyle ki, thanks for implementing this diyor. Birisinin çok hoşuna gitmiş bu özellik. Galiba root 6 ile gelmiş. İşte ilginç bir yazı. Root 6 ve geriye dönük uyumluluk. Yani bizim üzerine çalışacağımız 5.24 versiyonu ile root 6 birbirine ne kadar uyumlu? Onunla ilgili bir yazı. Rainbow. Gökkuşağı nasıl yaparım? Root 6'ya giderken C++ 14. Yenisi her şey değişiyor. C++ da değişiyor ve gelişiyor. Yeni versiyonları evrimleşiyor bir yandan. Onunla ilgili bir yazı varmış. Bu şekilde sürüyor. Ve son olarak bakmak istediğim yer burada da vardı ama ana sayfadan gelip bakayım. Follow us on Twitter. Root'un Twitter sayfası. Burada neler varmış bakalım. Root Project. Şöyle, tabii ki burada olan şeyler yine root ile ilgili haberler. Yani az önce root sayfasından baktığımız What's New kısmındaki bilgiler. Ama bazen şurada gördüğümüz gibi informal bilgiler de oluyor. 6 beta ikisi çıktı. Efendim, patchler çıktı. Finally, the CERN app developed by the root team is released in the App Store. iPhone ve iPad için bir CERN uygulaması yapılmış. Ondan sonra ve root ekibi yapmış bu uygulamayı. Ondan sonra Android versiyonunda sürüyormuş. Yani bu tür bazı haberler bu root'un Twitter sayfasında bulunabiliyor. iPhoto Notebooks and Root on recent CERN website there is a project by hiçbir projekten bahsediyor. Root bugün Git'e geçmiş gibi. Şöyle kapatalım. Benim root web sitesi hakkında anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa ve bu videoyu YouTube'dan izlediyseniz YouTube sayfasında videonun altına yorum bırakabilirseniz. Yine YouTube'dan takip etmek isterseniz yeni videoları ve YouTube'a üyeyseniz videonun hemen altına bulunan subscribe düğmesine basabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.